Değerli takipçilerimiz, Cübbeli Hoca ile birebir programına hoş geldiniz. Programın evvelinde selamun aleyküm ve rahmetullah diyelim. Kıymetli dostlarımız sizlerden gelen soruları hocamıza yönelterek sizler adına cevap istiyoruz. Oldukça fazla soruları bizlere yöneltmişsiniz. İnşallah bizler de seri bir şekilde sizlerin cevap bulmanız adına hocamıza yönelteceğiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Afiyet hoş bulduk, desin, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah sağlık, saat versin. Amin. Zaman kaybetmeden sorulara başlayalım isterseniz hocam. Evet. Hocam bir dinleyicimiz demiş ki bir kızı çok sevdim. Sevgime karşılık bulamadım. Birkaç arkadaşımın bu durumdan haberi oldu. Kızı bana olan kızın bana olan ilgisi kardeşçedir. Ben bu kardeşimizden helallık isteyebilir miyim demiş. Yani istemesine lüzum yok. Çünkü bir şey yok aralarında. Yani kalbe insan kalbine malik değildir. E, birine ilgi duymuş kalbinden. E, fakat ona efendim e, bir onunla ilişkide bulunmamış. Allah muhafaza etsin. Haram bir ilişkide bulunmamış. Ondan sonra hiçbir e, rahatsız edici, üzücü yani hak e, tereddüt ettirici bir davranışta bulunmamış. Öyle anlıyorum sorudan. Soruda diyor ki birkaç arkadaşımın bu durumdan haberdar olduğu. Yani haberdar olduğu ne olacak? işte onun onu sevdiğinden haberi oldu yani belki birileriyle paylaştı, dertleşti ama karşı tarafta onu sevmemiş. Dolayısıyla yani bir günah işlenmediği için efendim bu kalpte kalmış. Kalpte kalandan insan mesul olmaz yani. O kişinin yani maddi veya manevi o kızın bir hakkını ihlal olmamış. Hakkına bir efendim müdahale olmamış orada. Onun bir hakkı bunun üzerine kalacak bir şey olmamış. Benim anladığım sorudan. Onun için bir şey yokken de şimdi e, karşı tarafta böyle bir şey bilmezken o zaman da yani nedir, niye helallik istiyorsun, ne yaptın ki bana falan. Daha bir evhama sebebiyet verir. Evet. Onun için hiç e, helallik istemeye gerektiren bir şey görmedim bu soruya göre. Bir başka soruda dövmesi olanın gusülü olur mu? Demiş. Olur, onu birkaç kere cevaplandırdık efendim yani ama yapışkanlı şeyler oluyor şimdi onlar tabii sahte hakiki dövme deri altına yapılıyor da e, bu yapışkanlı bir şey olup suyun geçmesine mani olursa onu sökmesi lazımdır. Ama bu e, esas e, deri altına işleme şeklinde olan da kuşle mani yoktur. Ama büyük günahtır. Yaptırmamak lazımdır. Yaptıran da eğer zorluk oluyorsa, söktüremiyorsa efendim onu illaki söktür diye zorlamıyoruz. Ve lakin söktürse daha evladır ama nasıl söktürecekse derinin altından nüfuz etmiş o bayağı bir ameliyat gibi e, cerrahi operasyon gerekiyor. Çok da can atıcı, atıcı Çok can şey diyor falan. İslamiyet onu zorlamıyor yani. Zorlamıyor ama kuşlu ve abdesti de geçerlidir. O çünkü artık deri ile beraber olmuş o. Yani deriye abdest su, su değdiği için. Evet. E, efendim, tabaka teşkil eden derinin üzerinde bir şey değil yani. Bir başka soruda benim kaza namazlarım var. Sünnetleri kazaya niyet ederek kılsam olur mu? Bir de oruçluyken kolonya kokladım ama kolonya kokusu boğazımda kolonya kokusunu boğazımda hissettim diyor. Bu orucuma mani midir? Boğazında nasıl hissedecek? Yani hissedecek derken koku geliyor burnuna. Boğazında hissettiği de o burnundan gelen koklama yani kokudur o. Koklamakla oruç bozulmaz zaten. Onun oruç bozulmasıyla bir alakası yoktur. Ee, sünnetleri kaza niyetine kılamaz. Onu her seferinde söylüyoruz. Şafii mezhebinde olanların kaza borcu varsa, onları bitirmeden sünnet kılamazlar. Hiçbir sünnet kılamazlar. Kılmaları haramdır yani. Onun için onlar e, mutlaka ilk başta kazalarını bitirmeleri gerekiyor. Ama Hanevi mezhebinde olanlara sünnet ayrı e, kılma izni veriliyor. Bundan dolayı Efendi Hazreti derdi ki, işte 12 rekat kuşluk kılacaksın. 2 rekat kılarsın. Geri kalan kazanı kılarsın. Terecçüde işte 2 rekat kılarsın. Yani eee müekked sünnetler namazların önündeki, sonundaki müekkede gayri müekkede olan sünnetler kılınır Hanefi mezhebinde. Ge geri kalan nafilelerden de sevabı alınacak kadar bir miktar kılınır. E, geri kalan vakitleri hep kazaya harcamak lazımdır ama o, o sünnete ayrı niyet eder kazaya ayrı niyet eder. Şafiiler ise zaten hiç sünnet kılamayacağından o tek kazaya niyet eder. Hanefi de, de yine, niyet tek olur. Yani nafileyle farz bir niyette birleşmez. Onun için sünnete ayrı niyet eder, kazaya ayrı niyet eder. Ama ben bu sünnetleri kılarsam falan kazalarım hep kalacak. Ben çok yoğunum hiç kılamam şeklinde bir durum söylüyorsa o zaman ona da yani sünnet kılması caiz Hanefi'de ama kazayı borcunu ödemesi önce madem sünnetlerden sebep kazayı bırakıyorsa Öyleyse durumu onun. Kendini herkes kendi bilir yani. Evet. O zaman e, onda kaza kılması gerekir. Evet. Ama sünnet kılsa da ona haram değil. Sünnet ayrı kılar. Yalnız birleştiremez. Yani hem hem öğlenin sünnet, sünneti hem farsın olsun farsın hem farsın. de son öğlenin farzı olsun kaza makalan böyle bir şey ikisi de boşa gider. Çünkü ya farzdır ya nafiledir niyet. Birleşmez. Nafilelerde niyetler birleşebilir. Yani mesela adam abdest aldı. Aynı zamanda da camiye girdi. Şimdi hem abdest şükrü namazı da vakti olmuş oldu. Hem de camiye girince tayyetül mescid sünneti gel, e, terettüp etti. Dolayısıyla şimdi iki rekat kılsa bu hem abdest şükrü yerine geçer. Hem tayyetül mescid yerine geçer. Yani bunlarda birkaç namaz tedahül eder yani. Nafile çünkü bu. Hani abdest şükrü ayrı iki rekat, tayyetül mescid ayrı iki rekat şart değil. Çünkü arada başka bir mesele yok. Hemen abdest alıp camiye girdiği için aynı anda ikisi çıkar. Ama Şeylerde bu olmaz yani farzlarda. Her farz efendim müstakildir. Hem öğlen hem ikindi, birden niyet edilmediği gibi. sünnetle farzda olmaz çünkü biri nafiledir borç değil öbürü borçtur. Nasıl aynı anda borcunu öderken hem sadakaya gitsin. Yani adam şuna benzer. Zekat veriyor hem de sadakaya niyet ediyor yani. Bu senin zaten borcundur, farzdır. Sen farzı zimmetinden düşürüyorsun. E bu arada bir de sadakaya niyet etmen abes yani hiçbir manası yok. Fakat Hacı orada abestir. Diyelim yine zekatını vermiş olursun. Bu öyle değil. Burada ben iki lazım. niyet, de, iki niyet olduğunda ikisi de boşa gider. Evet. Yani evet. hepten acayip bir şey. Parfümlerdeki alkol denat maddesi kullanılabilir mi diyor? Yani İmam-ı Azam Efendimiz bu Hanife radıyallahu anh bu şarabın dışındakilerde şarabın dışındakilerdeki bunlar etil alkol diyorlar yani kimyevi tahlillerle, çözümlerle, dönüşüme, tehavüle uğramış şeylerdir. Yani İmam-ı Azam Efendimiz'e göre bunlar müsaade vardır. Diğer alimlere göre, bazı alimlere göre müsaade yoktur. Onun için iş şüpheye girilmiştir. Efendim, elbiselere elbiselere yani değdirmemek lazım, işte şey yapmamak lazım. Ama bu şüpheden sakınmak bakımındandır. Ama İmam-ı Azam Efendimiz'e göre işte böyle şarabın dışındakilerde bu necaset olmayışı gibi bir durum söz konusu olduğu için içilmesi haram, içilmesi için konuşmuyoruz. Ama yani işte elbisene değdi, yok efendim üst, üstüne değdi falan gibi. E, madde bir ihtilaf var, sakınmak lazım, kaçınmak lazım. Takva, efendim şüphelerden sakınmaya diyorlar. Allah Teala takva kullarını met ediyor, takva zavu kullarını met ediyor. Onun için ihtiyadan sakınmak lazımdır ama oldu ki işte değiyor, e, sürüldü, bir şey oldu. Yani, ab, yani abdesti çok sorarlar, abdestin bozuldu mu falan. Kolonya işte falan. Abdesti niye bozsun abdest? İçeriden dışarı çıkanla bozulur yani. Bunun abdest bozacak hiçbir yanı zaten yoktur. ama evet. Ama elbiseye elbiseye değilse de işte uçuyor. Kalıcı bir şey bırakmadığından o da namaza mani olacak bir durumu yoktur. Ama ona da haram nazarıyla bakan bazı alimler olduğu için, hani bu kimyevileri evet. konuşuyorum. Yani sarhoş edici özelliği bile yok. Yani şüpheden sakınmak bakımından bunların da kullanılmaması takvaya ihtiyata uygun olan. Evet. <laughs> bir gazlı içecekten bahsedilmiş. Bu haram mıdır denilmiş hocam? Onu bir, birkaç kere cevaplandırdım. Hı -hı. Gazlı içeceklerin de içlerinde yine böyle alkol yani meyve alkolü mü diyorlar? İşte efendim şeyleri çözen meyveleri çözen bazı alkoller olduğunu söylüyorlar. Hatta bunun bazıları tabi Yahudi'ye hizmet ettiğinden dolayı Müslümanlar tarafından alınmasın, içilmesin şeklinde yayınlar yapılıyor. Bazıları da yerli veyahut da efendim bilindik, İslami kesimde iyi bilindik gazlı içecekler markalar var işte geçen de yine dedim. E işte zannedersem Milli Gazete bunu bir manşete çekti. Böyle bir e, yani alkol durumu var burada. İşte e, İslami isme sahip olanlar e, buna bir açıklama getirsinler. İçeriğini, tahlilini şeffafça bildirsinler. Neyin ne olduğunu beyan etsinler ki işte Müslümanlar rahatça içebilsin falan. E, buna cevap da gelmedi. Evet. Yani buna cevap gelmemesi, buna hiç dikkate alınmaması, bu da bizi çok üzdü. Yani zaten İslami bir değerleri itibara almayanlardan bu beklenir. Ama şüpheden sakınmak isteyen Müslümanlar var. Bu cevabın verilmemesinden dolayı burada da bir sıkıntı olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla burada içerik meselesi var. Bir de yapan firmanın işte efendim yok Yahudi'ye desteği var, yok efendim bu İslamidir, değildir gibi laflar var. Hal böyle olunca tabii ki e, İslam düşmanlarına direkt destek olduğu sabit olan, delille sabit olan müesseselere destek vermemek uygundur. Ama onun sattığı bir şeyi aldın diye de bu da haram. Haram demek zor iştir. Buna da haram diyemeyiz. E, ama destek vermemek bakımından o ayrı bir şey. E, vermemek gerekir. Ancak içerik ve muhteva bakımından tümü aynı oldu şimdi. Yani e, sade gazoz bile yani beyaz ...gazozda bile bu nitelikte e, yani işte terkibler e, alkolle çözülüyormuş o sadece falan e, içindeki aromalar mı bilmem neler. Bunlar e, şahibeden de öte e, kesinlik kazandı yani içerikte var. Ama biz bunu bun, bunsuz yapamıyoruz. Hatta anladığımıza göre yani duyduğumuza göre bu alkolsüz çözüm çok pahalıya patlıyor. Bu ucuz yol. Onun için bu kullanılıyor. Öbür türlü pahalı olursa tabii şeye yansıtılacak. Piyata yansıtılınca da rekabet meselesi vardır. Öbürleri ucuzken bu pahalı biraz daha olunca tercih edilmeyecek falan falan. Böyle bir meseleler var bu işte. Ama... Ee, Müslümanların itibarını kazanmış olanlar birkaç e, kuruş için e, bunu yapmamalıydılar. En azından şüphelidir. Biz gazlı içeceklere haram demedik. Çünkü neden demin dediğimiz gibi Azim efendimizin e, hamur maddesi, şarap maddesinin dışındakilerde koyduğu bir rezerv var yani. Hal böyle olunca oradan e, bir de burada sarhoş edicilik unsuru olursa hangi madde olursa olsun o tinerde olsa efendim, başka bir şey kokudan da olsa, hangi madde e, velev ki içilmese, burnuna çekmekle sarhoş etse, hepsi haramdır. Onlar aynı şaraptır. Sarhoşluk vericili, Sarhoş ne var, haram madde haram. haramdır. Onun haram. Ço... Çoğu sarhoş ediyorsa azı da haramdır. Yani orada damlası da bir, küpü de bir. O ayrı bir şey. Ama sarhoş edici niteliği yoksa, bir. İkin, 10 sarhoş e, etmiyor. Şarapsa, Bunda sarhoş edici, edicidir, değildir diye bir şey yok. O hepsi yani. Öbür sarhoş edicilerinde çoğu azı bir. Yani bir küpü sarhoş ediyorsa bira gibi, rakı gibi şeylerin. Damlası da haram. Bu da tamam. Ama bir şeyin çoğu da sarhoş etmiyorsa. Yani gazoz 20 tane içtin yani bu sarhoş etmez. Yani sarhoş edicilik vasfı yok. Çünkü neden? O, o alkol öbür alkol değil kimyevi tahlillere tabi dönüşmüş asaletini kaybetmiş. Onun için çok alimler müsaade veriyorlar yani. Ama bir şüphe var orada da. Müsaade vermeyen alimlerde olduğu için. Şüpheden sakınmak çok iyidir. Dikenli yerde gezen insan gibi olmalı. Yani işte lahana da görsen gibi. acaba diye bakaraktan ondan da biraz uzakta durup da hani çünkü dikenli garazi burası. Ona da bulaşmış olabilir diye. Efendim ama en azından bu içerikler insanlara tam net beyan edilse veyahut da birkaç kuruş fazla çözüm e, efendim, kullanılıp hiç olmasa bu şüpheli iş daha gönül rahatlığıyla yani içilir deriz. Ama şimdi haram diyemiyoruz. Anladım hocam. Sevgili hocam ben Yunus Emre İsmail adı okumak isteyen bir kardeşinizim ama şu an askerim demiş. Önümde ise evlenmek istediğim bir hanımefendi var. Askerliği bitirmeme iki ay var. Ailesi ehli sünneti bilmiyor. Dünya malına önem veriyorlar. O hanımefendi ise bana haliyle namahrem olduğu için görüşmememden sebep e, bana karşı sevgisi azalıyormuş bu şekilde. E tabii görüşmeyecek yani çünkü nikah yok aralarında nikah olmadığı için görüşmeler e, yani belli bir sınırda durmayabilir. İnsan nefis taşıdığı için efendim. E, nikahsız insan onun yabancısıdır. E, nişanlı da olsa insanlar nikahsız iken nişan hiçbir şey getirmez. Şer'i hükmü. şer'i hükmü yoktur. Yani nişandan sebep insanlar birbirine efendim elini tutamaz, öyle e, şehvet nazarıyla bakamaz, vesaire, halvet yapamaz, bir odada kalamaz falan. Onun için e, o yaptığı doğrudur. Görüşmemiz doğrudur. E karşı taraf soğuksa kalpler Allah'ın elindedir. Her şey nasipledir o benden soğumasın diye dedi beni günah işleyecek halim yoktur. Allah kaderde varsa nasip ederse onu Allah Teala birleştirir, cem eder. Yani o okumak istiyor. Yani okuyayım mı, evleneyim mi gibi. Evet. Bir şey soruyor ama o onun kendi bileceği iştir. Çünkü oradaki fetva onun ihtiyacına mevlidir. Eğer zinaye düşme tehlikesi varsa, başka büyük günahlara düşme tehlikesi varsa o zaman evlenmesi öne alınması gerekiyor haramdan kurtulmak için evlenmek farz oranla bile çıkıyor. Farz durumuna bir hükmü farz durumuna kadar yükseliyor. Zina tehlikesi olan için. Bundan dolayı o onun fetvasını kendi verecek. Evet. Yani kendi halini kendi daha iyi bilir. O ama şeyse çok zor da diyse yani o zaman ilmi tercih etmesi evladır. Evlendikten sonra ilim sebepleri kesilir, azalır yani. <laughs> el <Meşgaleler> maktu'un <laughs> İlim yani diyor iki bacak arasında ilim ki biter. Yani bu ne demek? insanlar evlendikten sonra meşgaleleri artar, mesuliyetleri artar. Hele bir de çocuk olunca mesuliyet daha artar. Ortalıkta i̇şte ortalık hal ortadadır, geçim dertleri vesaireler. Bu zamanda yani ilime çalışayım diyen insan, evli çoluğu, çocuğu olan insan dünya işiyle meşgul olması gerekir helalından kazanmak için. Bu meşgaleler de insanı çok yorar farzları, vacipleri, diğer ibadetlerini yapana kadar. İlim de çok zaman ister. Onun için böyle bir zina tehlikesi bir durumu yoksa e, önce ilmini itmam etsin, tamamlasın. Gerekli ilimleri en azından farz olan itikat ilmi hal gibi ilimleri öne alsın. Ondan sonra daha baktı, müsait vakti var, şey var işte. Fıkıhta biraz daha efendim geniş malumata vesaire. Kur'an kıraat, namaz caiz olacak kadar en azından bu ilimlerle bir iştigal etsin. Ondan sonra evlenir inşallah. Bu herkese lazım değil mi hocam? Yani e tabi. Değil, de. değil. Yani e, o bakımdan biraz e, yani şimdi ölsem bana ne soracaklar ahirette? İmandan, itikattan, namazdan, abdestten soracaklar. Bu e, önemli meseleler yani kabre iner inmez cevabı lazım olan meselelerin takdim ve tercih edilmesi lazım geliyor bu zaruri ilimleri ve amelleri e, yapacak duruma geldikten sonra da evlenmeyi de çok geciktirmenin de bir üzümü yok. Evet. Kişi çocuğuna istemeyerek öylesine kızdığı için beddua ederse bir sakıncası var mıdır? Bir e, sakıncası vardır yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ma bu'isü'l-âlem. Ben beddua eden biri olarak, lanet okuyan biri olarak gönderilmedim. Buyuru hadis-i şerifte. Sonra lanet okuyanları beddua edenler allah Teala sevmez. Rivati var. Ondan sonra yani bazı müjdeler, bazı ibadetlerde, faziletlerde, ahiretteki mükafatlarda beddua okuyanlar istisna edildiğini gördüm. Yani bu müjde var ama bedduacı olan, ağzı beddualı olanlara yok. Evet. Efendim, onun için hele ki çocuğuna beddua etmesi. Allah Teala zaten duaların ço çoğunu kabul etmiyor. Kabul edecek olsa zaten e, herkes devrilmesi lazım yani her an. Çünkü herkes birbirine dua ediyor. Mevla diyor, şerri istediğiniz, hayrı istediğiniz gibi şerri de acele istiyorsunuz bazen. Ve <Sessizlik> <Sessizlik> doğru insan bir şerri dua, bir hayr. Halbuki insan hayır istemesi lazım. Ya Rabbi bu çocuğumu ıslah. Et. En evvel istemesi gereken şeyken ya Allah belasını ver demesi. Yani Allah can sevmediği, razı olmadığı e, ahlaktandır en azından dilini ters alıştırsın Allah belanı kaldırsın gibi evet. yani laflara bari hı hı. çünkü insan dil alışkanlığıyla bunları kullanıyor Allah belanı vermesin Allah cezanı vermesin şeklinde onu nefyeden selbeden kelimeler kullansa e, en azından bu meşemetten uğursuzluktan kurtulur ama öbür türlü laflar yani Mevla kabul eder etmez o kendi bileceği iş ama bir kabul saatine de denk gelmesi durumunda ya çocuğun çocuğun bir yeri kırılır efendim bir trafik kazası geçirir bir şey olur ondan sonra zarar yine eve döner yani o beddua eden annesi ...baba çok üzülüyor eder onu da düşünmez beddua ettim de böyle oldu onu da aklına gelmez yani o sebebe bağlar işi şöyle yaptın da buraya gittin de falan ama beddua edilen kişi hakikaten hak etmişse o laneti ona gider Hele ki ana babanın bedduası çocuğu mahveder, ocağını batırır. Evet. Ama e, çocuk hak etmemişse, Sabi Sübyan çocuk anası babasını dövmemiş, sövmemiş, bir şey yapmamış ki anasına babasına. Yani böyle bir haksız e, bedduaya çarpıldıysa da, e, o zaman beddua dene döner. Sonuçta bu dua Şu, e, e, Yani hocam? evet, yani zararı illaki ya o tarafa ya bu tarafa döner yani. Bu fuzuli konuşma kabilinden sayılmaz yani. Çünkü evet. bir şey istiyorsun Allah'tan. Rabbimiz de yani tamam duayı da bazen gecikmeli kabul eder, bazen reddeder. ve da da aynıdır. Her bedduayı kabul etsem diyor. Ve yani onların şer isteklerini hemen yerine getirsem hep ecelleri gelmiş oluruz şimdiye kadar. Onun için sakınmak lazım. Dili uzak tutmak lazım ama dediğim gibi en azından ters ifadeli laflar kullanaraktan bundan sıyrılmak lazım. Alışkanlığı olanlar da böyle yapsınlar. Allah belanı kaldırsın şeklinde çevirsinler lafı. Ağızdan öyle alıştırsınlar. Evet. Hocam sakalı tıraş etmenin hükmü nedir? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri için düşünceleriniz nelerdir? Secde yaparken sarık alnın secdeye değmesine mani ise bunun hükmü nedir? Birinci soru. Evet. Birincisi sakal tıraş etmek. Sakal tıraşı anlattım uzun. Yine internette site bilmiyorum düzeldi mi? Düzeldi hocam. İstedikleri gibi takip edebilirler. artık. Yani şu anda yeni mi düzeldi? Evet. Çünkü sitede girip çıkmaları zor oldu. Lakin yapılıyordu. Yani yakında tam verim alırlar. İnşallah oradan da bakarlar. Tıraş etmek ustura ile ciletle dibini kökünü kazımak haramdır. Yahrum halkul lihidil racul erkeğin sakalını tıraş etmiş. Haram olduğuna dair dört mezhep arasında ittifak vardır. Ee, yani haram olduğuna göre de Bırakılması da vaciptir. Evet. Yani Ali Adil Efendi Hazretleri farz de korkma evladım der. Çünkü niye haram olsun öbür türlü? Sarık sarmamak haram değil. Misvak kullanmamak haram değil de. Sakal tıraşı niye haram? Demek ki e, haramın karşılığı en azından vaciptir. Oluyor hükmü. Önemli bir meseledir. İslam nişanlarındandır. Erkeklik nişanlarındandır evet. vesaire Bu böyle. Bediüzzaman Said Nursi e, Hazretleri alimlerden, ulemadan İslam'a dine hizmeti geçmiş olduğunu efendim kanaat getirdiğimiz zevat, zevat kiramdandır. E, velakin ve lakin tabii ben eserlerini çok incelemiş değilim. E, kitaplarını okumuş değilim. O bakımdan yani e, bilmediğim konuda yani tümünü ihata etmediğim konularda da tümüyle efendim şöyledir bir Allah'ındaki makamını zaten bilemem. Geriye kaldı bıraktığı eserler. Eserlerin tümünü de inceleme imkanı bulamadım, eserlerine bakamadım. Eserlerine bakamadığım için, yani orada bir muhalif şey var mı yok mu buna da e, not verecek e, durumda değilim şu anda. O ilmeğe sah sahip değilim, onun hakkında, onun kitapları hakkındaki bilgiye sahip değilim. Bilgiye sahip olmadan da yani hüküm vermek İslam'a göre caiz değildir. Ama hüsnü zannımıza göre e, İslam'a hizmeti olmuş... Efendim, e, iman ve itikad üzerinde çok durmuş e, gençlerin o zaman garip zamanlarda gençlerin Allah'a inanmaları, İslam'a inanmalarına dair hayırlı hizmetlerde bulunduğuna dair tabi bizim yaşımız ona yetişmediği için e, duyumlarımız ve eserleri var ortada yani efendim. E, o yüzden e, mühim olan eserlerinin el i de muvaffakatıdır. el i de muvaffak olduktan sonra bütün hepsi bizim için değerli alimlerdir. Şartımız ehl-i sünnete muvaffakat olma şartıdır. Herkes hakkında bu şeyi koyuyoruz. Evet. Yani çünkü kimse masum değildir. Peygamberler masumdur. Kimse masum değildir. Kimse hakkında yüzde yüz her fikri isabetlidir diyemiyoruz. İmam Malik Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrini gösterdiği gibi efendim herkesin sözlerinden, görüşlerinden, fikirlerinden alınacak vardır, atılacak vardır. İlla sahibadır kabr. Bu kabrin sahibi müstesna. O Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. O, o sözü neyse Allah'tan gelen vahidir. Hadis neyse ayet odur, ayet neyse hadis odur. Mecmu itibariyle Allah'ın bildirmesidir. Resulullah Efendimiz'in katkısı yoktur. Ama geri kalanlar hakkında şerhli ve kayıtlı konuşmak icap eder. Çünkü yanlışları varsa efendim millete de o noktada biz ee, bir yanlışa da kefil olma gücümüz yoktur. Allah katında da bu yetkimiz yoktur. Onun için eserlerinin tümünün incelenip de orada bir muhalefet var mı yok mu tahlilini yapamayan biri olarak efendim genel hüsnü zan, Müslümanların o zat hakkında genel bir kabulü vardır, hüsnü zanlı vardır. Çok az alimlerde kendisine efendim itiraz edenler vardır. Bu bakımdan ekseriyete göre Ekseriyete bakacak olursak. Çünkü tek tek şu nedir bu nedir diye tahlil edemiyorsak burada şu anda. Ekseriyete göre bir hüsnü kabul Söz görmüştür bu, bu zat. Evet. Evet. Ondan sonraki üçüncü soru da orada bir cevap. Sarık diyor. Sarık, alnın secdeye varmasını Eğer sarık şeyse efendim böyle bir şey efendim boğum bir dönüm şeyi dönen bir, bir iki şey önüne düşse Alnını kapatsa, secdede e, önüne gelse, e, bu namaza mani değildir. Ama tabii bir hareketle şöyle kısa bir hareketle açsa daha iyidir. Ama böyle iki üç hareket yaparak değil. Hı hı. Böyle tek hareketle çekse daha iyidir. Ama e, sarı tamamen yani böyle kafasının önüne gelip şimdiki şuradaki gibi, şu bu büyük kısmı, etli kısmı e, e, alnını kapattığı takdirde, o zaman secde ettiği yerin sertliğini hissedemez hale gelir. Secde ettiği yerin Hacmini alamıyorsa, e, o sertliği hissedemiyorsa o secde olmaz. Evet. Ama işte demin dediğim gibi bir e, şeyi efendim kısmı e, sarksa, o da onun üzerine secde yapsa ama o secdede e, yerin secde ettiği mahallenin e, sertliğini alıyorsa, efendim ona efendim mutabakat oluyorsa, e, o zaman namaza mani değildir. <laughs> Mümkün mertebe açmak gerekiyor. Yok alın yoksa. açıklığı tabii. Evet. Hocam eşimle benim imam nikahım resmi nikahımdan iki ay evvel kılındı. Kıyıldı. Biz bu resmi nikahtan sonra birlikte olduk ve bir daha imam nikahı kıydırmadık. Bizim nikahımız gerçekleşmiş midir diyor. E şimdi o zaten e, nikah kıymış baştan. İmam nikahı. E, on sonra resmi nikah da kıymış. Ondan evvel de birleşmemiş. Ondan sonra da birleşmiş. ...bir daha nikah lüzum yoktur. Yani çünkü nikah... ...bayatlar tazelenir diye bir şey yok. Bozacak bir talak vermediyse... ...yani boşama yapmadıysa... ...ilk kıydığı da geçerlidir. Yani onun için yeniden... ...yani resmi nikahdan sonra bir daha dini nikahı... ...bir lüzum yok evvelce yapmış. Peki hani nikaha zarar veren... ...birçok meselenin olduğu söyleniyor. Hani şu an aklıma gelmiyor ama... Yok o yani zaten insan şunu, bildik şunu bir şey... Şunu yaparsan nikahın gider gibi. Yok o şöyle elfazı küfür. Yani insanı dinden çıkaracak sözler, hareketler, davranışlar meselesidir. Ama öyle o zaman herkes üç günde bir, haftada bir ben öyle yapmış olabilirim, böyle yapmış olabilirim sorununa girer. Herkes için geçerlidir o. O arada o adama mahsus bir şey olmaz ki. <laughs> Bildiği bir şey varsa o başka. Kalktı, sinirlendi. Akar, hanımının dinine sövdü. Yani ağzına burnuna sövse günahtır, büyük günahtır ama dinle kitabına söverse kafir olur mesela. O zaman tabii nikah da gider. Yeniden iman tazeleyecek ki Müslüman olacak. Ki şey, yeniden nikah falan. O ayrı bir şey. O bilindik bir şey olması lazım. Hı hı. Onun haricinde, Durup dururken bir şey olmuş mudur acaba diye bir nikaha bir lüzum yok. Çünkü bir defa kıymış zaten. Nikah bayatlamaz. Evet. Büyünün bozulması için sünnet üzere felak, nas, ihlas yeterli midir? Büyü var deyip bozmak için çeşitli şeyler yapanların dediklerini yapmalı mıyız? Yani en iyisi ayet hadisle olan rukyelerdir, Hı. ilaçlardır. Ayet hadis dışında da evliya Allah'tan gelen ilhama dayalı nakiller yine onlara ayet hadise dayanır ya da Allah'ın isimlerine dayanır. Bunları da kullanmak e, caizdir. Yani tabii şimdi Bazıları bu işi meslek haline getirmişler. Onun için e, büyü var mı yok mu diye de bir tespit yapacak güçleri de yokken hemen büyü var diye bir yafta yapıştırırlar. Ondan sonra çözmem lazım. Çözmem için de şu lazım bu lazım para koparlar falan bunlar e, efendim uygun değildir. Ancak e, tabii Allah'ın nefesine şifa verdiği insanlar vardır. Yani üzerine kendi okur veyahut başkasına okuttur. Bu da sünnette var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemiz okutturuyordu. Bana oku diyordu. Dolayısıyla sen kendin okuyacaksın. Başkası sana okuyup üflemeyecek. Denemez. Çünkü o sünnete muhaliftir. Sünnette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hastayım diyene ağrım var şuramda diyene okuyup üflediği varittir. E kendisinin üzerine de okutturduğu varittir ki kimse ihtiyacı yokken. Bu bir sünnet olarak muamele devrededir. Ama tabi burada maddi menfaat, şartlı, pazarlıklı, işte fiyat, miyat konuşulduğu zaman biraz ihlas bozuluyor. İhlas bozulunca tesir azalıyor. 3 üç ihlas, üç felak, üç naz. Her sabah, her akşam bir de yatarken. Bu kesin Allah'ın izniyle çözümdür. Ama sihri iptal eden ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Bakara suresinin tümü. Ondan sonra bazı ayetlerde işte, وَمَا هُمْ بِضَارِينَ İlla biiznillah işte büyücüler benim iznim olmadan zarar veremezler. O ayet uzun, yarım sayfalık ayettir. Bunları da bu şeyde değil de, Arifan dergimizin bu sayısında değil de, bir dahaki sayısında e, inşallah sihirin hakikati nedir, mahiyeti nedir, e, de, iptali ne yollarladır şeklinde. Tabi sihirin çeşitleri var. İşte Eşinden e, uzaklaştırılma, bağlanma gibi, evlenememe gibi, evde kalma gibi, veyahut ağrı sancı veren hastalık yapan sihirler veyahut öldürücü sihirler de var. Yani Allah Teala öldürüyor ama sebep oluyor. O da günaha giriyor tabi. Adama kurşun çeken gibi yani. Sebep olma bakımından. Yani silah çeken kurşun atan gibi. Bunların çeşitleri, kısımları, çözümleri bu önümüzdeki aydan sonra çünkü bunda Muharrem Şerif duaları çok önem arz etti. Bir yıl korunma, ömrün bereketi uzaması için falan. Onları yazdım, hazırladım da şimdi çıkacak işte. 10 gün kaldı. Ondan sonrakinde de takip etsinler. Arifan dergisini mutlaka takip etsinler. Orada da sihirle ilgili farklı birkaç çözüm yolu da göstereceğim. Şu ayetler, rakamlar, ayetleri de yazacağım çünkü hani Kur'an'da da bulamıyor rakam falan çoğu insan. Onların hepsini orada hazırladım da dergideki de bana ayrılan kısma göre hareket ettiğim için bir, sonraki bir, sonrakine ya, kaldı. Eh. O onu yani şimdi ben desem de akıllar kalmaz ki. Hayati ben ezbere okusam onlar da ne yapacaklar? Orada yazılı kayıtlı vaziyette görecekler inşallah. Eyvallah hocam. Yani o yoksa işte şunu yapın bunu yapın diğer söyleneni yapmak lazım değil. Ama ehli sünnet alimlerinin bazı tavsiyeleri olabiliyor yani. İşte şunu suya üfleyin, o suyla gusül alın falan. Bunlar uygundur. İslam'a göre mani yoktur. Kur'an okuyup üflesen, o suyla yıkansan bunlarda bir mani yoktur yani yani ama tabi Allah muhafaza işte ama uymayan metotlar da vardı. Yani işte bu büyü papaz büyüsüdür. Onun için hoca çözemez, papaza gideceksin. Ya Kur'an'ın yani ayetin, hadisin şifa olmadığı bir nokta vardı da bunu Allah'ın e, gavuru, dinsizi, kitapsızı nasıl çözsün ya? Yaradan Allah yani bunu şifazla yaradan Allah. Zarar verecekse de ben yaratıyorum diyor. Onu mesul ediyorum ama diyor yaratan yine benim. İmtihan için. Hal böyle olunca yani şimdi papaza gönderenler var. Efendim kiliselere gidenler var. Oralardaki sulardan içenler var. Yok vaftiz gibi bir şeyler yapanlar var. Onlar bunlar şirk olur yani. Bunlar evet. Allah muhafaza. Tabii cahilliğinden yaparsa hemen gavur oldu demem de. Yani bunlara itikat ederek o din hakmış gibi. E bu o zaman insanı dinden çıkarır. E, Ve Allah muhafaza etsin işte böyle. Yani idrarla Kur'an yazmak, yok kadının adet kanıyla efendim dua yazmak, bir şeyler bir şeyler, yok Kur'an'ı şuraya koy, buraya koy, pis yere aşağı tut falan. Böyle bir formüller göya da işte bunlar tabii bunlar haramdır. Yani büyü bozacağım diye de yapılamaz. Belki de bilhassa üretilmiş şeyler dahi olabilir. E, e, yani. Tabi yani Yahudilerden geliyor bu. Evet. Harut Marut isimli melek imtihan için Yahudilere öğrettiler Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor. E, yani onlar bu işte hala çok iştigal ederler. Ama allah Teala bize kaleler yaratmıştır, kalkanlar indirmiştir yani. İhlas, Felak, naz, Atel, Kürsi, 33 ayet zırh gibidir. Bunları yazıyorum inşallah, yazacağım. Takip etsinler. Ama her denileni yapmalı. her denilen yapılır mı canım? Ama yapılması uygun olanlar da vardır. Yani mesela sana der ki işte şu suya oku, ondan üç gün, yedi gün iç. Veya gusül abdest al. E bunda İslam'a göre bir mani yok ki. Bir mani yok yani. Onun için burada biz e, bir şey yapamayız yani. Külli kaide koyamayız buna. Denilenin ne olduğunu bilmemiz lazım. Denilen şey İslam'a muhalif değilse de uygulamakta bir iş yoktur. Ama demin dediğim gibi haram şeyler içine girerse onlara teşebbüs edilemez. Durum değişir. <laughs> Saç ektirmek caiz midir hocam? Cevaz verilmiyor. Alimler diyorlar ki Allah'ın yarattığı şekle müdahale olur. Şeytanın biliyorsunuz Allah ile Celle Celaluhu şeyi var. E, münazası var yani çekişmesi var. Meydan okuması var Allah'a haşa. Oradaki sözü var Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresine geçer işte. "Ve lebu zillennehum ve lemennehum ve Ben kullarına emredeceğim. Yani vesveseyle onlar da benim vesveseme kapılıp lafımı tutacaklar. Feleğayyirun ne halqallah. Allah'ın yarattığı şekle müdahale edecekler. Evet. Değiştirecekler. Kellik de Allah'ın halkıdır, kaderidir. Ee, bir ölüm kalım zarureti yok ki bunda. Yani onun için ama mesela çörek otu yağı çok fayda eder. Ee, bazı dökülmelere sarımsak Yağı fayda eder. Bunlar caizdir. Yani şifanızı arayın diyor. Ama bu saç ektirmek tabii biraz farklı bir müdahale şekline giriyor. Allah'ın yarattığı şekle müdahale ettireceğim onları diye bir şey var. Melonun. Ona uymamak lazım. Uymamak lazım. Ama dediğim gibi bitkisel yollarla işte benim dua edersin Allah'tan istersin, Allah'tan her şeyini istersin. Yani Mevla bir sebeple de yaratabilir, sebepsiz de yaratabilir ama yani çörek otu yağının zaten çörek otunun çörek otu mucizesi kitabımızda da baksınlar. Yani bugün yine birkaç kişi aradı. Kanser, kardeşim kanser. Ya çörek otu mucizesi kitabında kansere özel bab açtık. 4-5 tane madde var ya. Hem eski alimlerin beyanları ile evet. yani. Yani Allah'ın zine hadis-i şerif sahiptir, Bukhari'dir. El habbetü sevda şifa mükülde. Her derde şifadır çörek otu. E tabi bunun yağ kullanılacak şekli var. İşte içine başka bir şunu da katın, bunu da katın. Terkip değişikliği var ilaçlara göre. Hı hı. Yani kelle çok fayda ettiği tecrübeyle sabittir. Ama saç işine efendim tevessül etmemelidirler. Evet. Kişinin Şehevi olmamak kaydıyla aşkım, tatlım gibi hitaplarda bulunması caiz midir? Yani onun kontrolü zordur. Sen başka niyet edersin, karşısı başka niyetle anlar. Veya o da anlamaz, Oradan dinleyen bir şey çıkarır, bir mana çıkarır. Uygun bir şeyler değil yani. İslam'ın ağırlığıyla, heybetiyle, vakarıyla bağdaşmıyor. Ha. Sahibini hafifleştirir bu sözler. Yani insanın da heybeti, vakarı da kaçar bu sefer. Yani belki insan eşine sevgilim, aşkım tatlım, yani belki hanımıyla karı koca arasında konuş. Ama şimdi bu çocuklara da örnek olma durumları vardır. Ya yani insan da bunu alıştığı zaman bir defa o duydu, bu duydu, yabancı duydu, e, kontrolünü yapamaz. O çocuklar da kalkar birbirine der. O efendim ya da okulda, mektepte başka bir arkadaşına der. Erkek kıza der, kız erkeğe der. Bunlar iyi bir şeyler sonuç vermez yani. Ekseriyen mahrem hitaplardır. Bunun. Yani özel mahrem hitaplardır. E bunu da sen yani eşinden kendim baş başayken Kullanılmanda hiçbir mahsur yok ama halk içinde kullanıldığı takdirde takdirde yine eşine söylemesi de bir sakınca yok ha, hoş, ama hoş ama e, yani adresine, örnek adresine. olma evet. bakımından çoluğa çocuğa civarda olanlara örnek olma bakımından e, öbürleri gayri meşru olan Efendim ilişkilerinde de bunu kullanırlar evet. Ondan sonra Pek yakıştıramıyorum yani. Haram da diyemem ki. Evet. Yani bu haram denecek bir şey değil bu. Ama yakışıksız yani. İnsanın kendisiyle eşi arasında nasıl mahrem konuşmaları var ki kimsenin yanında onu konuşamaz. O gibi o ortamda konuşulur. Evet. evet. Kerahat vakti Kur'an-ı Kerim okumak caiz midir demiş. Bir de ilim <laughs> ehli ise okuyan. Şimdi yani açmış. kerahat vaktinde zikir eftaldir allah Teala çünkü işte ayet-i kerimelerde çok işte sabah akşam vakitleri güneş doğmadan işte işrak vaktine kadar öğlen zeval vaktine kadar işte yarım saat kala 45 dakika kala ikinden sonra özellikle akşama 45 dakika kalarak bunlar da işte Subhanallah ve la İlahi Allah, ila, tarikat zikir dersleri gibi zikir eftaldir. Çünkü mesela hadis-i şerifte diyor ki Kimen salle subh fi cemaatin mekade ile en Sabah namazını cemaatle kılsa sonra otursa güneş doğana kadar zikir yapsa. Hani Kur'an'da bir nevi zikirdir ama Allah'a zikretse diyor. Yani bu tabir genel olarak geçtiği zaman Sübhanallah, ila, allallah, elhamdülillah ve e, hakkında kullanılması daha ekseridir. Onun için e, yalnız hafız ise, hafızlık yapıyorsa, veya hafızlığını unutmamak için tekrar ediyorsa e, tabi o zaman da başka kerahat vakitleri de ekseri tatil e, iş olmadığı zamanlardır ekseri yani hele ki sabah vakti o zaman zekat zihin daha açık olur ve başka zamanda fırsat bulamıyor dursa o zaman hafızlığını kuvvetlendirmek için durumlarda onda bir kerahat olmaz normal insanlar için de yani yine mekruhta demek zor iş yani Allah'ın sevmediği bir iş demek için nasıl lazım yani? Delil lazım. Onu da diyemeyiz ama alimler tercihen kerahat vakitlerinde zikrin e, tercih edilmesini. Ama hafızlar için onlar da istisna vermişlerdir. Evet. Şifa-i Şerif derslerinde e, son zamanlarda duyamıyoruz bu derslerin olup olmadığını. Dersler devam ediyor. O onlar eskiden e, veyahut da gelmiş bu soru. Bu evet Eylül ayında gelmiş bu soru. Evet yani eski sorular çünkü çıkamıyoruz altından cevap vere vere. Ee, şifa dersleri 15 mi? günde bir devam ediyor. Bu efendim <laughs> pazar hı hı. inşallah şifa dersimiz vardır. 15'te bir yapıyoruz. Bir boş bir dolu. Pazar gün hemen ikindi namazını ezanlarla, camideki ezanlarla kılınıp peşinden devam ediyor. Çok önemli bir derstir. Çok büyük bir kitaptır. Maddi manevi şifadır inşallah. İnternetten canlı veriliyor. Efendim takip edebilirler. Burada efendim e, Ahmet Yesevi Derneği'nde yapılan bu ders. Hanım kardeşler de iştirak edebiliyorlar. Tabi e, tabii eşlerinden izinsiz olmaz. Kadın evinden çıkarken mutlaka kocasından izin almak zorundadır. Ama eşlerini de biz buradan duyuruyoruz. Hanımlar ayrı, erkekler ayrı. Hiçbirbirine efendim, karışmadan, görüşmeden e, girip çıkacakları yerleri vardır. Hanımlar da bu dersi takip ediyorlar. Kitaptan hatta peşime satırlarla sürüyorlar. Bazıları ilim ehli olanları. Eşleri de onlara müsaade verebilirler veya birlikte gelseler daha kolaydır. Yani dersler inşallah 15'te bir devam edecektir. Allah Teala e, hatmettiğimiz günü gösterin inşallah. 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 Şeyhlerin ellerini öpmek cahil. <laughs> yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabe-i kiram elinden öperdiler, hatta ayağından öperdiler. <laughs> sahabe-i kiram anlatıyordular. Geldik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i uzaktan ziyarete ettikçe sarıldık, kucakladık. Ellerini öptük, ayaklarını evet. öptük. Peki bu belki peygambere mi mahsus mu? Değil. Çünkü neden? Sahabe-i kiram da yani İbn Abbas gibi fıkıhçı, müçtehit, büyük alim olanların ellerini, ayaklarını öpüyorlar. Dizlerini öpüyorlardı. Ve sahabeden de birbirine karşı bu el öpme, hatta bir noktada ayak öpme e, icraatı e, varid olduğuna göre demek ki peygambere has bir şey değil. Evet. İhtiyar diye bir kitap vardır. <laughs> yani Arapça. El İhtiyar Lita'lil-Muhtar Mevsili Hazretlerinin. O Hanefi fıkhında çok yüksek seviyede bir kitaptır. Ben onda gördüm. Ama diğer kitaplarda da vardır. Hatta diyor ki Takbilu yedil alimi ve sultanil adili sünnetin, alimlerin elini öpmek, bir de adaletli devlet reislerinin, yöneticilerin elini öpmek sünnettir. Caiz mi değil, sünnettir. Ama alimler de kalkıp kürek gibi elini uzatıp öptürmemelidir. Evet. İnsanda tevazulu olmalıdır. Hatta Ali Efendi Hazretleri, Hacı Mahmud Efendi Hazretleri Üstadımız, bunların tatbikatları ellerini öpenlerin ellerini öperler. Karşı taraf senin elini öpme O o kadar eğilirler. Onlar öperteler, çekerler. Zorlan çekerler öptürmeler. Çok zorlarlar. Bir kafir tanında boş bulundu illa öpüldü falan. Onlar da o zaman onun elini öperek bir mukabele de bulunurlar evet. yani. Bu tevazudandır ve edeptendir. Ama zaten alimin elini öpmek sünnettir. Ama ben o alimlerden değilim. Tevazusunda alimler evet. bulunmuşlardır. Şimdi de bulunmalıdırlar. O ayrı dava. Ama öpen sünnet işlemiş olur. Alim olarak yani şeyh alim derken biraz da araştırılmacı olsunlar. Bazı sapıklar var, okkabazlar var, insanları kandıranlar var. Önüne gene hoca şeyh diye de el öpülmez. Sözü dinlenmez. Ama ehli sünnet nezdinde muteber Müslümanların kabulüne mazar olmuş insanlar vardır. Kıyamete kadar da olacaktır. Bunların elleri öpülür efendim Allah eli öpülesi alimlerden bizi mahrum etmesin. Amin. Tabi o alimler lazımdır. Ve sünnettir. Efendim İnşallah. Bu konuda da bir beis yoktur, yoktur. hocam. Bir de alimler çocukların ellerini öpüyorlar. Bunda bir sebep Çocuklar yok. günahsız diye. Evet. E, çocuklar günahsız Yani nerede bulacağım günahsız el? İşte bunlar hiç günah işlememiş diye. Çocukların elini öpmek de alimlerin adetidir. Evet. Yani alimler de onu adet etmişler. Onun gibi saffet sahibi. <laughs> yani günahsızlıklarından. <Evet. gülüyor> Kur'an okuyan kimseyle birlikte sesli okumak caiz midir? Beraber okumak. La tuharruk lisaneke li tacellebih ayetine giriyor mu demiş. Yani o ayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail getirdiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cahaz edici bir ayetleri yeni getirdiği zaman okurken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de unutmayayım diye tekrar etmek için acele davranıp hemen onun peşine tekrarlıyordu. Bu ayet geldi. La bi Yani acele davranarak dilini onunla cemen kıpırdatma. Yani ne demek? Cibril'in bitirmesini dinle. Başka ayette de ve bil Kur'an min qabl yuqda ileyke Vahiy bitirilmeden Kur'an okumakta acele etme. Vahiy baştan sona dinle. E, o zaman da hani unuturum korkusu varsa onu da teminat altına almıştır. İnne aleyna cem'u ve Kur'an'ı. Senin kalbinde onu toplamak bize ait. Sana ezberletmek bize ait. Sana unutturmamak bize, bize ait. Çünkü ne buyuruyor artık er kelimede? Sen Sana okutacağız sen unutmayacaksın. Yani o zamana kadar efendimiz e o teminat verilmediğinden e, ezberleme çalışıyordu. Endişe, içerisinde. Endişe vardı. O kalktı. Fakat e, bu o değil. Bu nedir? Benim birisi okurken, Hafızlar için elif lam mim okuyorlar cenazelerde falan. biri okuyor, hepsi dinliyor e, sırayla. Ülâike alavdena geliyorlar. Ülâike alemde hepsi birden başlıyorlar. Bunda bir kerahat vardır. Mekruluk vardır. Sebebi nedir? Dediler <laughs> Kur'an fesle mi? öyle Kur'an okundu mu dinleyin diyor. Herkes bir anda okuyunca okuyanlar birbirini dinleyemiyor. Halk hepsini dinliyor ama okuyanlar birbirini dinleyemiyor. Onun için tek tek okunmalıdır. Biri okuyup öbürleri dinlemelidirler. E, bu uygun değildir. Bir evet. kerahat daha mekruhlukta da, kitapta da var. Anladım hocam. Bekar olarak İstanbul'da kalıyorum ve memlekete gittiğimde yolcu oluyor muyum acaba diyor bir takipçi. Yolcu dediğim yani seferi oluyor muyum demek istiyor. Dolayısıyla seferi namaz mı? Yani var? namazın seferiliğine taalluk eder. Ona göre oruç Ramazan'daysa müsaade var mı? Yetâluk eder, baya bir ahkamı var tabi. Evet. O bakımdan e, memleketi ne kadar kilometre? Bazı insan oluyor 30 kilometre arayla ilçede duruyor, sonra gidiyor köyüne e, arası 50 kilometre fazla Yani tabi 90 kilometre gibi, 80 buçuk 82'den ileri hı. mesafeler, kendi bulunduğu yerin hududundan yani e, binalarının mamur alanlarının, meskün alanlarının bittiği noktadan itibaren başlayarak o süreç. Yoksa adam çekmeceden tutarsa o hesabı, hani burnundan tutup da çenesine kadar bir tutam diyen gibi o çekmeceden tutarsa kalkar efendim Gebze'de seferi olması gerekir. Öyle değil. Yerleştiği yerdeki mamur alanların bittiği noktadan itibaren işte 82 kilometre gibi ve daha ileri mesafeye gidiyorsa seferi olur. Namaz farzları ikiye indirecek. Ama kadınsa mahremsiz gidemiyor. E, bir kaç tane mesele çıkıyor. E, Ama bu memleketime gidiyorum diyor. Hı hı. Memlekette şöyle bir durum vardır. Eğer memlekette kendi evi varsa ama öyle yatırım amaçlı, anadan babadan kalma gibi değil de yazları gidiyorsa adet etmişse yani. Normalde yazları bir ay, iki ay yazlık gibi kullanırsa. Bahru Raik isimli fıkıh vardır. O fıkıhta diyor ki yazlık sayfiye olarak bir yerde velev ki memleketi olmasın. Herhangi bir yerde yazlık kullanım olarak yatırım amaçlı değil. Yatırım amaçlı o yer, olan da orada mukim olmaz. Seferidir. Ama kendi de gidip kalıyorsa sayfiye olarak yazlık kullandığı bir yer varsa oraya gittiğinde mukimdir. Seferidir yani. Yok. Seferi değildir. Ha, anladım. Çünkü orada evi var ama evinde de yazlık kullanıyor evi. Yazın geliyor evet. ya. O zaman ne zaman gitse kışında gitse seferi değildir. İki tarafta onun Ev, kabul edilir. edilir. E, memleket meselesinde de şöyle bir şey vardır. Memleketten çıkmış, gelmiş çalışmaya, 3 sene, 5 sene, 10 sene. Avrupa'ya gitmiş, İstanbul'a gelmiş, neyse. Eğer dönüşün niyetinde işte borçlarımı bitireyim veyahut da 5-10 sene daha bir tedarik göreyim, mal biriktireyim de geçimimi sağlayacak kadar döneceğim memlekete. Ben orada yaşayacağım sonunda. Bu niyet ve bu hesap varsa memleketine ne zaman gitse seferi olmaz. Bu Çünkü niyetine bir şekilde ben bu kaldığım yerde terk edeceğim, memlekete döneceğim. O niyette olan insan için gittiği zaman memleketinde de bu <laughs> Çalıştığı kaldığı yerde de bu kimdir? İki tarafta da seferi değildi Ama öyle bir niyeti yok. Daha memlekete dönmez. Ha gayb Allah bilir sonunda. Kader kader o başka. Ama niyetinde yok, planında yok yani. İstanbul'da yerleşmiş, daha memlekete gidip yaşamaz. Bu adamın memleketinde ana babası da olsa, yani ana babası da olsa, evi de olsa, o orada severidir. Ama yazlık kullandığı bir ev varsa, o zaten memleketi olma şartı yok demin dedim, o geneldir. Yazlığı bulunup da gidip yazlıkta kaldığı bir yer varsa, memleketi olsun, gayrisi olsun, oralarda, efendim, evinde gibidir, mukimdir, dört kılacak yani. Peki bu yolculuk şartları eskiye nazaran daha sağlıklı olması hasebiyle şimdiki birçok hoca e, seferilik hali kalkıştır yok, diyorlar. Yok, kalkmaz. O, o isterse fıkıhta diyor ki tayyi mekanla. Yani evliya olsa da uçsa diyor. Buradan uçtu e, ki bu fıkıhlarda da var Kerametlerde haktır. Gitti Mekke'ye öyle sabah namazını şimdi Mekke'de kılıyor adam evliya Allah'tan diyelim. Öyle de olsa diyor seferidir diyor. Evet. Yani fıkıhta onu dediğine göre uçaktan uçaktan jetten füzeden çok daha hızlı bir şey söylüyor Tayyi mekan da olsa. Şartların iyileşmesi mevzuyu değiştirmez. Değiştirmez mi? Me mesafe miyimdir? O mesafe hangi vasıtayla kat edilirse de fark etmez diyor fıkıhlarda. Evet. Yani evvelki alimler zamanında böyle vasıta yoktu. Ya ne vasıta yoktu? Adam sana ışınlama gibi tayyi mekanı söylüyor yani. Ondan öte iş mi var yani? Kapa gözünü gidiyorsun Mekke'ye evliya oldun. Senin gibi uçağa binip de zahmet çekmek. E, e, yani e, en hızlı giden bugün 2-3 saatten aşağı indisi bindisi 4 saat 5 saat. Evet. yani o fark etmez. Mesafe tutuyorsa kilometre ne yolla giderse gitsin seferidir. Bir dinleyicimiz demiş ki yabancı bir kuruluştan ürün aldım ve iki kişiyi de üye yaptım bu vesileyle bana. O üyeliklerden sebep belli bir miktar para geliyor. Bu caiz midir? Bu zincir olayları Onlara Onlara caiz yorucu. ve cevaz vermedik. Verilmiyor yani. O network bir şey mi diyorlar? Network ona? marketing. Network marketing. Bunun göğe işte Altında da şubeleri var. Hı hı. Ee, burada şartlı akit olduğu için işte efendim, şu şartla bu şartla olursa işte şunu üye yaparsan bunu üye yaparsan diye şartlı. Yani sen de oradan bir işlem yaparken, bir şey alırken verirken baştan ilk girişinden e, sana taahhüt edilen e, verileceği vaat edilen şeyler de şartlı. Şunu yaparsan bunu yaparsan akite şart girdiği için onlara evet. müsaade edilmiyor yani. Caiz Aynen. değil. Gün içinde farkında olmadan imanımızı zedeleyici sözler sarf ediyoruz. Bu halde ölürsek sonumuz ne olur diyor bir dinleyici. Yani sonumuzu Allah bilir. İtibar son nefesedir. Kimsenin son nefesini bilemiyoruz. Onun için devamlı tecdidi iman yani imanlarınızı tazeleyin hadis-i şerifine göre. Kelime-i şehadet, kelime-i Şimdi on gecelerdeyiz. Hı hı. Dinleyicilerimiz mutlaka kurban risalesini bizim alsınlar. Arifan yayınlarından sorsunlar. Sonunda Beş dua vardır. Bunların çok faziletleri vardır. Orada sevaplarını okusunlar. Bu eftalü eyyamil sene, aşru Senenin günlerinin en faziletli günleri zil onudur. Yani şu günler zil bugün e, biriydi. Yarın ikisidir. Oruçları efendim bir senenin orucuna denktir. Şu gece mesela Kadir gecesine denktir. Tirmizi hadisi var. Tirmizi hadisinde Yadil kıyam külli abi kıyam leyetil kadir. Her gecenin teheccüdü namazı, zikri, ibadeti Kadir Gecesi'ne denktir. bu 10 geceler. Bunlar çok önemli. Kadir Gecesi'nin de günü belli değil. Bunlar belli. Kadir Gecesi'nde de öyle bir durum var. Onda yemin edemiyorsun 27 diye. Evet. Bunlar da belli, takvim belli. Şey ee, Resulullah'ın da hadisi var sallallahu aleyhi. Kadir Gecesi hangi geceyse de bu ona denktir. Hal böyle olunca işte önümüzdeki Salı akşam mektubat dersinde burada toplanıyoruz. Hanım kardeşler de geliyor. Alt katı açtık. Mesela o İlim meclislerinde bulunulursa tam internetten de dinleniliyor, radyodan da dinleniyor ama geceyi ihya bakımından hı hı. cemaat halinde. Ondan sonra Cuma gecesi, bu Cuma gecesi yine bak Kadir gecesine denk bir Cuma gecesi. Zaten Cuma gecesi Kadir gecesinden bile e, eftal olduğuna dair rivayetler var. E, sohbet oluyor inşallah. Yani oradaki zikirlerin ekserisi kelime-i şehadettir ve kelime-i tevhiddir. Yani la ilahe illallah de 5 şerike leh de beş zikrin yüzer kere okunuyor. Bu zilitçenin 10 zikri. Kurban Risalesi'nin sonunda. Şimdi ezbere söylesem kimsenin kafasında kalmaz. Birbirine de benze işleri var. Kitaptan baksınlar. Manaları da yazılmış. Sevapları da çok büyük yani. Bu günlerden daha üstün gün yok. Bunların zikrinden üstün bir zikir yok. Geceleri ona keza. İnsan işte yatarken, kalkarken yani ne diyeyim amel defterinin açılışında ve kapanışında şimdi mesela sene sonu zilitçe bitiyor, sene sonu. Muharrem geliyor yılbaşı, sene sonu, sene başına zikir yapmalı, istiğfar yapmalıdır. Kelime-i şehadet çok okumalıdır. Bunlar ne yapar? Arada bir kusur küsur varsa bunları telafi ederler. Yani insanı dinden çıkaracak şeyler bellidir. İnsan böyle rastgele en ufak bir şeyden de böyle de gavur olmak da çok kolay bir şey değildir. Yani dinden çıkmak da çok kolay bir şey değildir. Zaten insan, Müslüman bunu bilir yani. Eh. Ama tabii bazı insan çok sinirlidir, gazap halinde böyle Allah muhafaza, Allah'a kitaba falan sövdüyse tabii o hemen peşine iman tazeleyip kelime-i şehadet getirmesi acil gerekmektedir. <laughs> ee, ama bu hususta bir eser hazırlasak iyi olacak. Yani düşünüyordum da vakit bulamadım. Hangi sözlerde iman tehlikesi vardır? Hangi sözlerden sakınması lazımdır? Gümüşhane Hazretleri falan bu usta bazı eserleri vardır. Bazı alimlerin de vardır. Hı hı. Belki bulurlar piyasada tercüm olarak. Onu da tam emin değilim. Sakınmaları lazım. Ama bilmeden bir şey olmuş mudur? O kadar da evhama bir lüzum yok ama zaten namazını kılan, her namazı kelime-i şehadet getiriyor tehayyatta yani. Şuurlu olmalı. Devamlı imanın yenilediğini imanı tekrarladığını şuurunda düşünmedim. olarak evet. namaz kılsa tahiyyat okusa bile mesele kalmıyor yani. Zaten namaz bütün bunların, bunların e, ibadetlerin toplandığı ibadettir yani. Evet. Onda tahiyyatında gelme ciheti de var. Bir de burada kurban lisahlesini zikrettiniz ya hocam. Bazı takipçilerimiz e, sebebini sebebine anlayamadan şu soruyu soruyorlar. Bunlar ne kadar büyük harfli kitaplar bunun sebebi nedir diye. Bilhassa yaşı ilerlemiş e, Tabii bir onu öyle yapma. Ben bile gözlerim için. uzağı görmüyor. Evet. E, şekerden veyahut da neyse. Yani ben kendim bunun tahsini yapan biri olarak evet. kitabı tahsiye ediyorum, yazıyorum, yazdırıyorum. Kendim uğraşamıyorum bilgisayar işleriyle. Ya arkadaşlara yazdırıyorum. Ekran önüme özel ekran konuyor falan. E, benim bile gözüm bunda zorlanıyorsa evet. e, yani ben kendim de evvela kendime itibar etmem lazım. Yani. Hı. Dolayısıyla geneli düşünmem gerekiyor. Bir de Arapçalarda harekeler birbirine giriyor. Okunacak duanın Harekeler birbirine girdi mi yanlış okumalara sebep ediyor. Onun için puntoları büyük yapmaya özen gösteriyoruz. Şimdi öyle bazı gençler diyorlar. Sonra onlar da biraz yaşlanınca onlar da anlayacaklar. Diyorlar hocada malzememi yok bu kadar kalır, kalır yazıyor diye. Öyle değil. Rahatlık verelim. Evet. Sıkıntı vermeyelim. Harekeleri birbirine karıştırmayalım diye. Hı. Evvelce çıkarttıklarım öyleydi. Onlardan çok şikayet geldi. E şimdi eee izleyicilerimiz de, efendim, takipçilerimiz de her sınıf her yaşta insanlardır. Evet. Yani bunun ortalaması büyük yazsam okuyana zararı yok ama küçük yazsam var. okuyamayana var. zararı var. Evet hocam. Tüy yolmak günah mıdır demiş Lazer'le. Herhalde bu epilasyon vari bir şeydir. herhalde. <laughs> epilasyon hangi bölgelere yapıldığına bağlıdır. Eğer meşru yani tüylerin alınması meşru olan Hatta memur olan yani emrolunduğumuz bölgeler vardır. Etek tıraşı, koltuk altı. Etek usturayla hı hı. E, tıraş edilmelidir. Koltuk altı yolunmalıdır. Yani yolunma zor olursa da e, tüyleri sert olanlar için falan işte ağda şekli tercih edilmelidir. Yani sünnette öyledir. Halkul aneti evet. ve netful iptu diyor. Aşrun minel fıtrati. On şey fıtrattandır. İşte eteği halk orada tıraş etmeyi söylüyor. Koltuk altına yolma hitabı kullanıyor. Ama insan çok dayanamazsa zaten İmam Şafii'ydi bir gün yüzerken dere demine altı gözükünce baktılar ki yani artık ona bir şey demediler de orada hemen o ona dedi ki baktı ki tıraş eseri var koltuğunun altında. Halbuki yolma olacak. Ve alim tu enna bir sünnetin. Velakin la akwa alel Bunun sünnet olmadığını biliyorum ama yolmam lazım ama acıya dayanamıyorum. dedi. Dolayısıyla Hangi yolla olursa olsun yani giderilmesi gereken tüyler var. Bırakılması gereken tüyler var. Bir de serbest tüyler var. Bir de alınması mekruh tüyler var. Evet. Şimdi alınması muvah. İster uzat ister kes. Bu saç. İkisi de sünnette var. Uzatsan da, kessen de, usturaya vursan da, kısatsan da. Sünnette var. Bırakmamız vacip olan Bıyık ve sakaldır. Bıyık kısa tutulmalıdır, sakal bir tutam olmalıdır. Bu vacip en azından. Almamız gereken tüyler, etek, tıraşı ve koltuk altıdır. Bu da mecburi bir vazifedir. Evet. Mekruh olan bölgeler, göz kılları, sırt kılları. Hani şimdi biz bypass olduk falan o zaman kesiyorlar. Tüy mü şey olup da efendim kalbe malbe açıkken içeri bir şey kaçmasın damara evet. diye. O zarurettir. Ona bir şey demiyoruz. Ama keyfi olarak bir insan ya kaşınıyorum yok efendim ben çok tüylüyüm de işte aldırayım alayım. Çünkü erkeğin kadına benzeme durumu söz konusu olduğundan alimler Feteva de olacak bu bahis. Mekruh görmüşlerdir. Bu tüylerin alımını. Yani göz kılları, sırt kılları gibi, bacak kılları gibi. Bunları niye alıyorsun ki? Peki kadınlarda durum nedir hocam? Kadınlarda eee Erkeğe benzeyecek bir durumları varsa, yani onları erkeğe benzeten ve çirkin gösteren kocasını nefret ettirecek bir hal varsa alabilirler. Yani o şartla. Evet. Ee, ama tabii mesela kaşlarını yoldurmak, inceltmek falan bunlar yasaktır. Ortası hocam? Ortası çirkinlik veriyorsa, erkeğe benzetiyorsa tabii ortanın kapalı olması sıkıntı verir kadına. Ee, onu aldırabilir. Ama inceltmek gibi yok. konular sıkıntı Yok inceltmek arzele. gibi yok. Ama uzar da uzunluk yani makasla kısaltır hani gözüne giriyor falan bazıları Hı. uzuyor çok rahatsız ediyor falan o başka. Anladım hocam. Ama yol haraktan inceltmek başka bir şey. O, o cihaz değil. Hocam 3 sene evvel Allah hidayet nasip eyledi. Krediyle ev aldı kalırken hiç faizi hesap edemedik. Daha doğrusu aklımıza gelmedi. Aldığımız ev zaruret gereğiydi. Bu durumda bulaştığımız faiz hükmü nedir demiş. Duanızı bekliyoruz demiş. Yani faiz haramdır. Ve lakin bu kişi faiz e, almamış. Faiz vermiş. Evet. Faiz alsa ona diyoruz ki aldığın miktarı fakirlere tasadduk etmen lazım. Evet. Haramı kendinde tutmaman lazım diyor. Bu ne yapmış? Karz gibi borç almış. Yani muamelesi öyle. Kredi aldı demek. 100 almış, 150 ödemiş. Hı hı. Veya 250 ödemiş. Belki de hala ödemeye devam ediyor. Ödeme devam ediyor. Burada ne yapıyor? Faiz veriyor. Hı hı. Tabii ki vermesi de haramdır. Ve lakin e, bunun bir de ana parası vardır. Dolayısıyla evden çıkmaları ve ev, evi kullanmamaları gerekmez. yani Evde oturabilirler. Onda bir sorun yok. Çünkü bu e, ana para var zaten. 100 lira almış. 150 vermiş. E bunu zaten yüzünü vermesi lazımdı. Faiz değildi ki. Üzerine ilave olan kısmı faiz olduğundan alınışında ekseriyet yani ana para olarak e, kendi parası var. Yani faizsiz para ile almış oluyor. Sonradan efendim ödemeye faiz girmiştir. Bu tövbe. Hani ona bir faizi başkasının parası geçmediği için fakire sadaka vereceğin çıkaracağını diyemiyoruz. Buna lüzum yok. Bu Allah hani, af isteyecek, tövbe edecek, istiğfar edecek, pişman olacak. Bir de zarurette diyor, keyfi bir durumda olmadığı için. Yani evde oturmasına bir mani yok yani. 72 fırka nedir ve hangisi kurtuluştandır diyor. E, o çok uzun bir soru. Onu şimdi bir saat, iki saat bir kere belki anlatmışım onu. Belki internette eski cevaplamalarım da vardır. 73 fırkadır hadis-i şerif. E, Yahudiler 71 fırkaya arıldı. Hepsi cehenneme gitti. Bir fırka kurtuldu. ona da Musa Aleyhisselam'ın dinini bozmadan, değiştirmeden e, ondan sonraki peygamberlere kadar. Sonra hangi peygamber gelse ona da inananlar. Bu müstesna. Evet. Hristiyanlar 72 fırka oldu. Hepsi cehennemlidir. Çünkü bozmuşlar dini. Bir fırka müstesna. Onlar da İsa Aleyhisselam'ın e İncil'ini tarif etmeden ona inananlar ve Resulullah Sallallahu Aleyhi Sellem gelene kadar o İncil'i rağmen edenler. Efendimiz'e de rastlayan olduysa Efendimiz'e de iman edenler. Bir müstesna fırka. Ve Sedefter hükümeti yakında benim ümmetim bölünecek. 73 fırkaya. Bunların hepsi cehennemdedir. Biri kalır. Müstesna. Kıyle ve menüm ya Resulullah. Kimdir onlar? El cemaat. Cemaattır buyurdu. Bir rivayette humülledine alâ mâne ve Bugün ben ve ashabım hangi yoldaysak o yolda kıyamete kadar gidecek olanlar. Ben deyince sünnet yani hadisi temsil ediyor. E, yolu deyince de cemaatın cumhurunu. Sahabemin ittifak ettiği konular. Da cemaat mefhumu çıkıyor. Başka hadislerde zaten cemaat tabiri hadisin kendine de geçiyor. El cemaat diyor. Ehl-i sünnet vel cemaat ama herkes tabi ben ehl-i sünnetim diyor o da başka. Hakiki ehl-i sünnet şartlarına aiz, vasıflarına aiz diyelim. Kimse tek kurtulacak onlardır. 72 fırkadan hepsi mutlaka cehenneme girecek diyor İmam-ı Rabbani. E peki ebedi kalacak mı? Orada nedir? Taksim var. İmanını yitirecek bir bozuk inanca sahipse mesela Ebu Bekir'e sövmek gibi, Ömer'e sövmek gibi, Ebu Bekir'in sahabiliğini inkar gibi, Ayşe anamıza iftira gibi, Kur'an eksiktir demek gibi Şia'nın itikadında var bunlar. Onlarda da fırka fırka. Böyle bir itikad olup da dinden çıktıysa e, o zaman ebedi kalır. Normal evet. kafir gibidir. Ama işte cennette Allah görülmeyecek, işte Allah'ın sıfatları yoktur gibi böyle Mutezile mezhebi gibi, Cebriye gibi, şey Allah bana kaderimi yazdı, ben mecburum onu yaşıyor falan. Bu gibi itikatlar, bunlar da Ehli sünnetten adamı çıkarır. Ama dinden çıkarmaz. O noktada e, bozukluğu itikat noktasında olduğu için amele benzemiyor. Cehenneme bir uğraması şey var, durumu var. Evet. Ama sonra cehennemden mutlaka çıkıp imanını kurtardığı için kurtardıysa çok azıcık cennete girer. Velakin e, ee, demin dediğim gibi zaruriyat-ı diniyeden inanılması zorunlu olanlardan birini inkar edip de kafir olmuşsa cehennemden çıkamaz. 72 fırkanın hükmü budur. Allah bize el sünnetten ayırmasın. Aynen. Sohbetleri iyi dinlesinler. İtikad risalemizi iyi okusunlar. O kısadır. E, de, çok detaylı değildir ama onun bilinmesi farzdır yani o kadar en az. E, bizim de el sünnet hassasiyetlerimiz olduğu için e, reddiyelerimizi Arifan Dergisi'nde okusunlar. Yani el sünnete uymayan kişilerin fikirleri, hakkında yapılan reddiyelerden de çok basiret ve şuur elde ederler ehli sünnetten çıkartacak inançlara fikirlere saplanmamaya gayret etsinler bu zamanda akımlar çok arttı cereyan evet. çarpar Allah muhafaza Adam etsin Allah muhafaza yani. etsin evet. bu bahsetmiş olduğunuz cemaat meselesi A ya da B cemaati değil ehli sünnet ve cemaat -Sünnet yani, var, yani mi? Hanefi, Şafi, Hanbeli, Maliki fıkıhta dört mezhep Hı. itikatta iki mezhep Maturidi, Eşari üç mezhep Eşari ekolüdür bir tek Hanefi Maturididir. Bunların cemi cumhuru eri sünnetin tümüdür. Evet. E geri kalan zaten tarikatlar falan o zaten hiç tarikat isterse binlerce tarikat olsun. İtikatta ya Maturidi olacak ya Eşari olacak. Bu ikisinin dışında olsa, olduysa havada uçsa boş. Evet. Kız çocuklarını okutmak caiz değil diyorsunuz kızlar okumasa kadın doktor olmayacak. E, onu geçen hafta, hafta cevaplandı cevaplandırdım cevaplandırdım. Mükerrer suali o demek ki. Evet. O halde hocam geçen haftaki Geçen haftaki cevabı dağıtabilirler. Biz okutmayın de, demiyoruz ki. Bizim dediğimiz nedir? Erkeklerle karışmasınlar, başlarını açmasınlar, haram işlemesinler, namazdan terk etmesinler falan falan. Okumak için uygun bir şart e, var. bu durumda zaten, da mi? öyle bir şartlar şu anda bu o zemin bu, yoksa da yani biz okutmayın mı demiş oluyoruz? Biz okuturken haram işlemeyin diyoruz. E ben haram işlemeden okutamıyorum diyorsan da o zaman okutmayacaksın tabii ki. Haram işlemene ben sana fetva nasıl vereceğim? Zaten zaruret olsa erkek doktora kadın görülebiliyor. E zaten bu kadar haram işleyen, kendi tercihiyle doktor çıkan varken e sen efendim e, ne gereği var örtünmek isteyenin başını açıyorsun zorla? Evet. Biz onu diyoruz. Rüyamda arabada oturarak bekliyordunuz demiş. Sonra aileniz kapımızın eşiğinde hep birlikte yemek yiyordu. Sizi fark edince yakını püzülüyordum demiş. Böyle bir rüya. Yani sanki bizimle. yani gidemedim, görüşemedim hesabıyla Bek üzülüyordu. Yani irtibatımıza delalettir. Yani bizim sohbetlerimizi dinleyenler hep bir, bir sofranın adamıyız. Evet. Allah'ın sofrasında yiyoruz, oturuyoruz, doyuyoruz. Dünya dünyanın neresinden bizi dinleyenler ve Allah için sevenler varsa çok acayip irtibatımız var. Yani ana baba bir kardeşimizden daha yakındırlar bize. Bizi Allah için sevenler. Onun için rüyalarına da gireriz. Onlar bizi beraber yemek görürken görür. Çokları çok daha ilginç rüyalar görürler. Binlerce rüya görülüyor. Bazı kere bir gecede 100 kişi, 200 kişi görmüş olabilir dünyanın her yerinde bize ulaşamaz. Bu nedendir? Sohbetleri, dersleri takipten bir muhabbet asıl oluyor. Sevgi ve muhabbette bilinçaltı yapar. Tabi rüyayla görevli melek vardır. O gösteriyor. Allah'ın izniyle. Yani bizim evin kapısına gelsin falan demek ki işte aynı kapının adamıyız, işte irtibatımız var, Evet manevi bağlantılarımız var. Ramazan'da karnıma ağrı girmişti, hastaneye gittim, midemin delik olduğu söylendi ee, ve yemek yedirdiler bana diyor. Tamam. Bunu nasıl telafi Gününe gün oruç tutacak. Eğer o vakitten sonra Ramazan orucu tutamayacak, derecede hastalanmışsa fidye verecek bir günlük, evet. o gün için. ondan sonra diğer günler için günle gün fidye verecek, 6,5 lira bu seneydi değil mi? Efendim. Ama bir iki ya da 3 beş gün ise eğer. O e yok e, oruç tutabiliyorsa onları kaza edecek. Ama diyorum midem delini de daha Hı. hiç oruç tutamazsın durumuna Hı. geldiyse diyorum. Anladım. Çevirecek. Tutabiliyorsa kefaret gerekmez buna. Hastalandığı için. Güne gün tut. Zaruret hali diyorsunuz hocam. Bilim öğrenmek istiyorum. Eşim hiçbir yere göndermiyor. Evden öğren diyor. Ben geriliyorum. İşte biz bu evden öğrenmenin diyenlerinden dolayı bu internete yayın veriyoruz işte. Evet. Çoğu hanımlar bu durumdadır. Gelemezler. Niye ilimden geri kalsınlar? Radyodan, Daile Gülefem Dervişe, işte Cübbela Mücizot TV'den istifade ediyorlar. Yani kocasına iyi itaat etmesi gerekiyor bu hanım kardeşimizin. Ben... Hele ki evden çıkma, gitme, gelme ustanda itaat farzdır koca. Evet. Kafadan bir yere gidemez. İkna edemiyorum diyor ve eşimden de bu sebeple soğuyorum diyor Soğumasın ya. So, soğumasına bir üzülme. Koca hakkı da işte Allah peygamber hakkı gibi ana baba hakkından sonra yani o sırada gelen bir haktır. Ee, eşine itaatkar olsun, soğumasın. Üzmesin, üzülmesin yani. üzmesin evet. üzülmesin. Evden de biz bu imkanları sağladık işte. Eskiden yoktu bu imkanlar. Yani buraya gelmesi şart değil. Yani yoktu işte. bu imkanlar. Daha bu imkanlar yeni yani. Birkaç sene içinde şimdi Hele internet hepten bir sene kadar falan şey. Evet. Yani bu ne büyük bir imkan oldu ya. Herkesin şu anda evine girebiliyorsun. O kadıncağız nasıl gelecek şimdi? E i̇şte bak yuvası yıkılacak kadar büyük sıkıntılar yaşayabilir eşiyle. Allah muhafaza. E onun et. için e, hizmetten istifade edebilecek diğer yollarla ilme ulaşsın. İnşallah. Geceleri uyuyamıyorum diyor. Korkuyorum. E korku için Avudu bu la ve diye bir dua var. Okuması lazım. Çocuklar okuyamıyorsa onları yazıyoruz, üstüne takıyoruz. İbn Ömer Hazretleri öyle yapmıştı. Hı hı. Sahabenin tatbiki vardır. Bu da nüsha takmaya bir esas teşkil ediyor o rivayet zaten. Ama okuyabilenler okumalıdır. Ehudü bir kelime var. İşte onlar. İnşallah yine bunu da şeye alayım. Dergide yazacaklarım dualar listesine alayım Hı -hı. da inşallah unutmayayım ki şimdiden not aldıracağım. İnşallah. Yani işte bu şeye göre var. Birkaç dua daha var. Yani sakinleşmek ve uyku getirmesi için. Evet. Hazreti Mehdi ile e, Şunu yapsın yasa. en kolay söyleyeceğim ona <laughs> salavat getirsin. Evet. Salavat-ı Şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e okurken uykusu gelir inşallah. Çok da kolay. Salavat-ı yani. Şerif en kolay. Yat dede salavat-ı Şerif ve salavat-ı Şerif güzel uyutur inşallah. En basiti. Bir sohbetinizde de demiştiniz bir Yasin-i Şerif okusun bak uyuyor mu uyumuyor mu? E, yani, uyumuyor. yani şöyle işte bin, bin la ilahe illallah desin olmadı iki bin, üç bin, beş bin falan. Şeytan da bakar ki bu çok kazanıyor böyle en azından uyutayım Saraydamız da. Sarardayız diyor. diye. O da bazı oluyor öyle insanlara yani. Zikir bir sekinet ve sükunet getiriyor. ibadet yani. Evet. Hazreti Mehdi ile İsa Aleyhisselam aynı kişi midir? Demiş? Olmaz aynı kişi. O İsa Aleyhisselam'ın vasfı Mesih'tir. Evet. İsa Mesih'tir. Ee, Hazreti Mehdi'nin zaten adı Muhammed, babasına da Abdullah'tır. Yani ne alakası var Hazreti Mehdi Daha doğmamış. Yani Doğacak, yetişecek, büyüyecek, Resulullah'ın ehli beytinden olacak. Evet. Hazreti Hasan neslinde olacak. Şu anda o kitapla uğraşıyorum. 250 sayfa kadar oldu bitti kitap. Tahsih ve baskısıyla uğraşıyorum. Dinleyicilerimizden de dua ediyorum. Allah beni muvaffak etsin. Çok hastayım, rahatsızım. Allah kuvvet versin. E, vaktim çok az yani. Çok kısıtlıyım. Evet. Bu programlar da onun için. 3-4 saat yapamıyorum artık. Çünkü sefer kitap çalışmalarım kalıyor. Bu itibarla o kitapta da görecekler Hazreti Mehdi hakkında bütün alametlerini, işte tarihleri tamamen büyük bir ilim sahibi olacaklar. Önüne gelen işte ben Mehdi'yim, bana uyuyor, yüz adet falan diye palavracıları, sahtekarları tanımış olacaklar. Yani çok büyük fark var. Niye İsa Aleyhisselam bir defa ya, babasızdır. Annesine Cebrail Aleyhisselam ruhu ilka etmiştir. E, şimdi Hazreti Mehdi'nin babası da var, annesi de var. Babamın adı diyor, benim babamın adı olacak diyor. Yani Abdullah olacak diyor. Eşhâsen babası yok. İsa Aleyhisselam ben İsrail'dendir. Hazreti Mehdi Araplardandır. İsa Aleyhisselam hala yaşıyor. Şu anda 2000 yaşını geçmiş göklerdedir. Hazreti Mehdi daha doğmamış. Ee, yani veya doğmuştur da ona şey ama şu anlat, alametleri okuyana göre kitapta doğmadığı çıkıyor. Çünkü doğsa 40 yaşında olup yüz başında çıkması gerekeceği için. Evet. Yani o... 40 sene kala yüz başına doğma ihtimali kuvvetlenir. Her yüz başına 40 sene kala. Ki yüz başında ilan edecek 40 yaşı olsun. Yani o noktada sayı hadisler var. Hı. O sahih hadisleri görmezden gelemez ki şimdi. Onun için çok farklı kişi ama buluşacaklar, birleşecekler. Hz. Mehdi, Deccal tarafından Deccal çıkınca muhasaraya Kudüs'te muhasara altına alınınca İsa Aleyhisselam gökten indiği zaman bunlar hep sahih, Müslim'de, Buhari'de mütevatir hadisler inanılması vacip, zaruri konular itikada girmiş yani tevatür olduğu için. Nüzülü Mesih zaten benim misalcem ineceğine dair bir risalem var. Arifan yayınlarında onu okusunlar. Ama Hazreti Mehdi de çok yakında çıkacak. Aman takip etsinler. Oradaki ilmi bir arada bir kitapta bulamazlar. Evet. Bu arada bu Mesihlik, Mehdi'lik iddiasında bulunan e, bir kişi vardı. Sizde konuyla il, ilişkili baya karşılıklı sözleriniz olmuştu. O kişi son zamanlarda şunu diyor. Peygamber Efendimiz Hani ismi ismime benzer diyor ya Mehdi Aleyhisselam için. Diyor ki bugün yaşasaydı diyor ona Adnan oğullarından olması hasebiyle Sayın Adnan diye hitap edeceklerdi. İsmi ismime benzer benim benzer de ismim Adnan değil ki diyor. Ya, hadiste benzer demiyor. Yuvafik usmuhu ismi. Yuşabihu demiyor. İsmi ismime benzer demiyor. İsmi ismime denk diyor. Evet. Denk diyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve öyle bir soyadı yok ki Adnani, Adnani de, de, Haşimi de deniyor. Kureyşi de deniyor. Mekki de deniyor. Zemzemi de deniyor. Tihami de deniyor. Yani şu anda zaten Adnani de deniyor. Bunların hepsi zaten o zaman denmiştir. Evet. Böyle bir şey değil ki yani. Bir de diyor hani mesela Başbakan Erdoğan'a Sayın Erdoğan diye hitap ediyoruz. Sayın Recep Tayyip demiyoruz. Erdoğan diyoruz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ne sahabede hiçbir hadiste ne de sahabede Yebne Adnan Adnanoğlu diye bir hitap yok. Evet. Yani Cumhur sahabe tarafından telakki edilmemiş, istimal edilmemiş, kullanılmamış bir rivayet olmayan bir şey şu anda Efendimiz'e soyadı, soyadı kanunundan sonra yani mecbur edilmiş gibi Efendimiz'e mecbur soyad mı takacağız? Evet. Bir defa daha ne kurafeler o, neler uyduruyormuş canım. Yani sade o değil. E İstanbul'da doğacağına dair nereden uyduruyor? Yani Medine'de doğacağı kesin. Hicret yeri Mekke. Biat alacağı yer Mekke. Adam daha Mekke'nin yolunu bilmiyor gitmemiş. Ondan sonra kerametleri var. Buluttan nida gelecek. Melek nida edecek. Alametleri var. O alametleri de Roma'yı fethedecek, şunu fethedecek, bunu fethedecek. Ta adam efendim kendini fethedememiş. Kalbini fethedememiş de Roma'yı fethedecek. Yani kuşa işaret etse yere düşecek. Odunu dikse yeşerecek. Sahi hadisler hep. 200, 300, 400 alamet var İbn-i Hacer Hazretleri tespit etmiş. Bunların önemli bir kısmına kitabımda temas ettim kaynaklarını vererek. Evet. Yani bu onlar kurafeci adamlar. Cahil zaten hiçbir şey bilmiyor. 1500'de kıyamet kopacak. 70 sene kaldı. İşte şudur budur. Yani hicri olarak 1430 ya. Hı <laughs> hı. 70 sene kaldı. işte onun hem çıkmış olması lazım. İşte çıkmadıysa benim işte madem mecburen ben çıkmak zorunda kaldım. Ne yapalım falan. Böyle saçma zırva ne, yani. Deli zırvası. Ama Hz. Mehdi kitabında çok ilim var. Yani o kitabı mutlaka okumalar lazım. Çoluk çocuğa da intikal ettirmeleri lazım. Önüne gelen. E hocam madem daha var yani niye okuyalım? Ya daha var olur mu? Şimdi önüne gelen benim diyor. Alametleriyle nasıl seçeceksin? E, sen gidiyorsun çoluk çocuğun birine uyacak. Evi barkı satıp ona verecek sonra. Aç kalacak, perişan olacak. Nice aileler yıkıldı bu yüzden. Senelerdir, yüzlerce senedir bu mehdilik iddiaları devam ediyor. Evet. Biz öyle bir alametleri, hadisleri koyduk ki ortaya. Buna uyan buyursun gelsin. Ben tabiyim hemen biat ediyorum. Ama bu alametler birleşmeyen bir insanda. Hatta bir tanesi bile olmayan. Yani bir defa. Ne sakalı uyuyor, ne kaşı uyuyor, ne gözü uyuyor. Sarıklı. Hazreti Mehdi sarıklıdır diyor. Aleyhi yani bir vasıf bile yok ki. Uyan. Hadi insan bari tipini benzetir. Bir kılık kıyafetten bari şey edeyim der. Medine'de doğdum diye uydurur, kütüğü oraya aldırır falan. Bari insan biraz da dersini yani, da yani, de yani kılıfına uydurur yani minareyi çalmış. Ortada bırakmış yani. E, saçma iş. Ama biz onları boş verelim ama kötü komşu adam mal sahibi eder. Ben de o kitabı çok sene evvel külliye sohbetine söz vermiştim. Nasip olmamıştı. Bu iş beni hızlandırdı. Birkaç haftalarda uyumadık, etmedik. Onu hazırladık. Bir iki haftaya takip ederlerse çıkacak inşallah. i̇nşallah. Ama ne ilimler, ne ilimler görecekler. O zaman anlarlar Hazreti Metehi ki, bunun tabii büyük fark olduğunu daha iyi anlayacaklar. İnşallah müstafid oluruz. Hocam web site bu sorulmuş bir soru az evvel de cevaplamış olduk ama hani hak geçmesin. Bu soruyu yöneltmiş. Web sitenizden büyü ile ilgili videoları izledim. Büyünün bozulması için Sünnet üzere felak, nas, ihlas yeterli mi? Büyü var diye bozmak için çeşitli şeyler yani, Her şeye yeter diyor onlara. hadis. Üç ihlas, üç felak, üç nas. Her şeye yeter diyor. Şimdi, hadis öyle derken yine yeterli değil nasıl derim. Evet. Sayı hadis. Ama ihlas, ama huzur, Mevla ile irtibat, Allah'ın izniyle yeter. Ama ihlas huzur olmadı mı bütün Kur'an'ı hatmetsek sana fayda vermez. Yani ihlaslının bir fatihası yeter, ihlasızın Kur'an'ın tümü yetmez. Allah'a bağlılık lazım. Evet. Yine benzer bir soru. Az evvelki sorulardan bir tanesine. Ha şey, yeni sayfaya mı geçti? Evet hocam. O zaman kalalım çünkü... Başladık bir buçuk saat oldu. Takip Hı? etmedim ama bayağı oldu. E Buçukta başladık. Evet. Yani bir buçuk saat geçmeyelim çünkü... E, sağlığım el vermez. Şimdi evet. yine iğne şekerime Hı -hı. bakmam lazım. Çok düşüyor çıkıyor bu sefer. Bana sıkıntı veriyor. Beni dinleyenlerimiz biraz mazur görsünler. Yani... <laughs> amellerinin en üstünü az da olsa devamlı, devamlı olan, evet. olandır. Bırakmayalım. Şimdi 3-4 saat falan yapıp da sonra e, bıkkınlık gelmesin. Ancak bu dersler cumartesiye Hı -hı. alınıyor. Ee, i̇nşallah çarşambalar zaten Mustafa Özçelikler Hoca Efendi sohbete başlayacak. başlayacak. Akşam inşallah. sohbete başlayacak inşallah. Ben de e, saat işte yine sekiz buçuk olabilir. Cumartesi. Evet. Akşamı bu soru cevabı. Salı değişmiyor mektubat itikat dersimiz. E, cumartesi akşamları da sekiz buçukta bu dersimizi takip etsinler, e, ihmal etmesinler. Çok fıkıh meseleleri öğreniliyor. allah Teala tatbikine muvaffak eyleye diyelim Amin. kardeşlerimize inşallah. Bir de son olarak hocam bu Lale Gül bu Efendi'deki... Bu mı kaldı şimdi? Bu sayfa kaldı hocam. Ha, bu sayfa. Bütün sayfa, tamam, sayfa tamam, sorulmadı. Tamam, tamam. Lale Gül Efendi'deki değişikliklerle alakalı soru soran acaba ne oluyor diyen dinleyicilerimiz oluyor. Bu kaynada, bu manada bir cevap Yani değişiklikler bir şey... işte enstrümanlı ilahiler, kasidelerin enstrümanlı olanlarını kaldırıyoruz. Evet. Ee, ancak def gibi sünnette müsaade olan bir de ne gibi yani çobanın kavalı mesabesindedir o. Onların caizliğinde tartışma yok. Hı hı tartışmalı ve ihtilaflı işlerden sakınmak için diğer enstrümanları kaldırma niyetimiz, kararlılığımız var inşallah. Hani bütün takva sahibi insanlar da her dakika dinleyebilsinler. Evet. Yani bir camide yayınlansa dahi ee, problem olmayacak. Problem olmasın. Deride, de? O hale gelmesi için bu planımızı yaptık. Başka bir değişiklik şu anda yok. Dolayısıyla oradan gelen boşlukta da sohbet ve ilmi veyahut da kültürel yani. Hı hı. Ee, ...veyahut da gibi. haber... ...veyahut da tıbbi sağlık gibi... Hı hı. ...diğer konular o boşluğu da onların doldurması... ...neticesinde bir, bir değişiklik. Evet. Bir iki yeni hoca efendi... ...daha yani konuşabilirse... ...ne kadar fazla hoca efendi konuşabilirse... ...o kadar iyidir. Hı hı. Çeşni olur. Çeşitli güllerden... ...insanlar koklar. Evet. İlimlerden istifade ederler. İnşallah Lale Gül'e çok büyük desteklerini bekliyoruz. Reklam vermelerini... ...Allah rızası olsun tavsiye ediyor. Çünkü vericilerin... ...güçlenmesi lazım... Diğer vilayetlerde hizmetler bizi bekliyor. Çokları işte bu hizmet alamadığından üzgün. Evet. Çoğu cemaatimizde internet kullanmıyor takvalığından ki haklıdırlar. E bir radyoları var. Onlara da ulaşmayınca verici sorunlar falan. E onun için Allah rızası için biz ehli sünnete hizmette feda olalım. Kurban olalım. Ama birbirine destek olalım. Arifan dergisine azami destek istiyoruz. Şimdi Arifan'da aile çocuk çıktı. Hem Hı. aile için kadın hoca efendilerin yazıları ve kadınlarla ilgili güzel bilgiler. Çocuklar çocuklara güzel ilimler, kültür verecek İslami Isındırıcı bilgiler. Bazı sındırıcı şeyler. Bunları da alsınlar. Abone olsunlar. İşte her sayıyı takip etsinler ki bir dergi, bir cilt kitap kadar ilim koyuyoruz içine. Evet. Takip etsinler. Radyoyu da güzel dinlesin, bütün millete dinletsinler ve iş, ticaret yapanlar mutlaka reklam. Allah rızası için destek istiyoruz ki yüzlerce, binlerce insana daha ulaşalım ve onların da idatiyle şimdi insanlar ben namaza başladım, öbürü ben iman ettim. Geçen gün bak hani Amerikalı bu kadın Müslüman olmuş. Yani illa gelmek, görüşmek istiyorlar. Bizim de vaktimiz olmuyor ama bir günde bazen 50-100 haber almamız mümkündür ki bu radyonun ve internetin yayınlarıyla namaza başlayan, hatta iman ettim diyen. Evet. Böyle bir hidayet varken yani bir cami yaptırmaktansa bir adamı camiye sokmak eftaldir. Cami çok zaten. Evet. Bir cami yapmaktan daha sevaptır. Oraya bir adam dışarıda kılmayanı namaza başlatmak. Onun için mutlaka bu hizmetlerde kardeşlerimizle ortak olalım istiyoruz. Ebedi ahirette defterimiz kapanmasın. Biz ölsek de sadakayı cariye faydalanılan ilim. Faydalanılan ilim ne demek? Sen ölsen de bu yayınlar devam ediyor. Bu kasetler biz ölsek de ardımızdan ne kadar kullanacak? Teknoloji de çok ilerledi. Bunlar çok bizi sevindiriyor ki belki 100 seneye sonraya ulaşabilecek şekilde şu anda teknolojik imkanlar arttı. Eskiden kayıtlar da bozuluyordu. Evet. E bu ne nimettir şimdi yani? E böyle bir allah Teala imkan vermişken biz niye bunu artırmayalım, Kullanmak kullanmayalım? Lazım. Hepsinden duacıyım. Mübarek on gecelerini tebrik ediyorum. E, on günlerin zilice zikirlerine yarından itibaren başlamalarını kurban sayesindedir o zikirler. Çok tavsiye ediyorum yani. Trilyon kaçırana o kadar acımam yani. Evi yık yıkılana o kadar acımam yani. Büyük kar kaçıyor. Evet. Çünkü bu günlerden eftal gün yok. Buhari hadisiyle sabittir. Haç bugünlerde yapılıyor. Arafe bugünlerde, terbiye bugünlerde. Yani aman gaflet etmesinler. Müthiş bir mevsim faydalanmak Görülmemiş lazım. Görülmemiş bir şey yani. Bütün sene günlerinde yok duruyor Allah indinde. Zilicce'nin onundan eftal günler. İnşallah böylece hayırlı bayramlar olacak. Allah dostlarının bayramlarına ilhak buyuracak inşallah. i̇nşallah. Sohbetlere de devam etsinler. İnternetten de günlerini, saatlerini, yerlerini tespit edebilirler. Cumartesilerde soru cevabımız inşallah dua etsinler. Devam edelim. Böylece birbirinden istifade edelim. allah Teala hepsini hepimize lütfuyla muamele buyursun. Amin. Amin. Çok değerli takipçilerimiz bir birebir programının daha nihayetine geldik. Hafta inşallah cumartesi günü birebir programını yine aynı saatte takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olasınız. Selamun aleyküm.